Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çorum usulü yanıç, bazı yörelerde gözleme, bazı yörelerde ise dev börek adı verilen iç harcı pişirmeden harika lezzetiyle ıspanaklı gözleme tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. İç harcında 1 kilo ıspanak kullandım. Ispanakların kök kısımlarını diğer kısımlarından ayırıyorum. Bu arada detayları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ispanakların kök kısımlarını bu şekilde alarak ilk önce yıkayacağım ve daha sonra sirkeli suda bekleteceğim. Yıkayıp süzdürmüş olduğumuz ıspanakları çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Çiğ olarak yapacağımız iç harcını bu şekilde ince ince doğramak çok önemli. Ispanakların hepsini bu şekilde doğrayarak derince bir kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra bu harç için 2 tane soğan kullandım. 2 adet soğanın kabuklarını soyduktan sonra onları da ay şeklinde küçük küçük doğruyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, ücretsiz abone olarak beğeni ya da yorum bırakarak sosyal medyadan, hesaplarınızdan arkadaşlarınızla beni paylaşarak destek olursanız sevinirim. Soğanları da küçük küçük doğradım. Onları da ıspanakların üzerine koyuyorum. İç harcımızın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Malzemelerin hepsini koyduktan sonra ıspanakları elimizle diriliğe geçinceye kadar güzelce yoğuruyoruz. Ispanaklı iç harcımız hazır. Onu bir kenara alıyoruz ve artık hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamur için 1,5 su bardağı ılık suyu koyuyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Bunların hepsini spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 3,5 su bardağı unu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml, su bardağı ölçüsü ise 250 ml. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden ununuzu sizler de eklerken kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur ve özlü bir hamur elde ederseniz gözlemeniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuzu 1-2 dakika boyunca da bu şekilde yoğurduktan sonra tezgahımızın üzerinde yoğurmaya devam edeceğiz. Tezgahımızın üzerine biraz un serptikten sonra hamuru dıştan içeriye doğru alarak güzelce özlü bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru şöyle bir elimizle toparladıktan sonra yoğurma kabının içerisine alıyoruz ve serafreş ile kapattıktan sonra 1 saat boyunca üzerini kapatıp oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuzun üzerini açıyoruz. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyoruz.
Bütün mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz ve hamuru tezgahın üzerine alıyoruz. Hamuru rulo haline getirdikten sonra iki parçaya keseceğiz. Daha sonra kesmiş olduğumuz hamurları da 5 eşit parçaya böleceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz hamurdan toplamda 10 adet gözleme elde etmiş oluyoruz. Hamurları 5'e böldükten sonra beze haline getiriyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurların hepsini beze haline getirdikten sonra tepsimizi unluyoruz ve bütün bezeleri bu tepsinin üzerine koyuyoruz. Yarım saatte bu şekilde hamurlarımızı dinlendireceğiz. Bezeleri koymuş olduğumuz tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyoruz. Böylelikle hamurların üzerine kurutmuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra bezemizi alıyoruz ve diğerlerinin üzerine kapatıyoruz. İlk olarak elimizle şöyle bir düzeltiyoruz. Daha sonra oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyoruz. Dilerseniz sizler bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Özlü bir hamur yoğurup bezeleri de güzelce dinlendirdiğimiz için bu hamuru açarken hiçbir zorluk çekmiyoruz. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açtık. Oklavamızın üzerine aldıktan sonra ununu silkeliyoruz ve tekrar tezgahın üzerine seriyoruz. Açmış olduğumuz hamurun yarısına iç harcından koyuyoruz. Ispanaklı iç harcını koyarken elinizi korkak alıştırmayın. Gözlemeler piştiği zaman göreceksiniz ki bu ıspanak çok fazla gelmeyecek. İç harcı da dolu dolu olmuş olacak. İç harcı koymamış olduğumuz bölümü diğer tarafa doğru katlıyoruz. Daha sonra parmaklarımızla sıkıca katladığımız bölümü sıkıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz gözlemeyi kenara alıyoruz. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Bezemizden bir adet alıyoruz. Unlu tezgahımızın üzerine koyduktan sonra elimizle düzeltiyoruz. Ve oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyoruz. Servis tabağı büyüklüğüne gelmiş olan hamurumuzu oklavanın üzerine aldıktan sonra fazla unundan arındırıyoruz. Daha sonra yarısına gelecek şekilde ıspanak harcımızdan koyuyoruz. Elimizle şöyle bir düzelttikten sonra diğer tarafı da üzerine kapatıyoruz. Parmaklarımızla iç harcı çıkmayacak şekilde güzelce sıkıştırıyoruz.
Bu arada tavamızı da ocağa koyduk. Böreklerimizi sıcak tavaya koyacağız. Gözlemimizi tavanın üzerine koyduktan sonra hızlı bir şekilde diğer tarafını çeviriyoruz. Bu börekleri pişirirken bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını pişireyim demeyin. Gözlemenin bir tarafı hafif piştikten sonra çeviriyoruz ve tereyağıyla güzel bir şekilde yağlıyoruz. Daha sonra diğer kısmını da çeviriyoruz ve o kısmını da tereyağıyla yağlıyoruz. Böylelikle böreklerimiz çok güzel bir şekilde kızarmış oluyor, hem de çok lezzetli oluyor. Ben bu gözlemeyi ıspanaklı yaptım. Sizler dilerseniz patatesli, kıymalı, pırasalı, nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İki tarafı da güzelce kızaran gözlememizi tavadan alıyoruz. Ben bu arada bütün hamurların hepsini açtım ve iç harcını koydum. Dilerseniz sizler tek tek de yapabilirsiniz bu işlemi ya da benim yaptığım gibi hepsini açıp iç harcını koyduktan sonra da pişirebilirsiniz. Gözlemelerimizin hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Dilerseniz ikişerli şekilde de pişirebilirsiniz. Sizin için hangisi pratikse o şekilde pişirin. Ama önemli olan püf noktası gözlemeleri pişirirken mutlaka sık sık çevirerek pişirmek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Gözlemelerin hepsi güzel bir şekilde pişti. Bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İncecik hamuru, iç harcı da çok lezzetli. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.